Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körümeler. Haftalık mühim haberle programımızı körçülerin karşılığımız. Ben Abdullah Yılgın. Kadirli körümelerimiz, bugün 2024 yılı 19. May, Yekşembe. Her Yekşembe günü ettiğinde, Şark Türkistan, vatanımız Şark Türkistan ve dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini bir hafta ceryanı bulup ötken, kısa analiz kan şekilde huzuruna sunup kilovatımız. Kanunlukta aldı bilen bu haftadaki mühim haberlerimizden mavzuları gözü yürütüp öteyle. Avrupa İttifakı Xitayning tokluq avtomobillardan jaza tamojni beji elishini planladi. Biden Xitay mahsulotlariga tamojni bejini ko'paytirganligini e'lon qildi. Xitay bosh ministri Sharq Turkistonga berib, jaza yurgizilgan shirkatlarni ziyorat qildi. Bengallik youtuber Uyg'urlarning navbatdagi ichinishlik ahvolini oshkor qildi. Angliya Xitay bosh elchisini jiddiy chaqirdi. Putin 2 günlük Xitay ziyaretini başladı. Adil tügep oldu elbette. Demek ki bu haftadaki haberlerimiz bunlardan ibaret. Kanunda'da birinci haberden başlayıp sunaylı Avrupa İttifakı Xitay'ın tokluq avtomobillerinin ceza tamojni beji elişini planladı. Kadirli körmelerimiz elbette bu mesele mu? Yeni mesele emez. Birkaç yıldan bu yan Xitay'ın haksız revişte adaletsiz bir şekilde başka meyli Xitay'ın içindeki çet el şirketlerini cezaga muhtıla kılış, ulanı ziyan tatkuzuş bulsun. Veya ki tökme kalıp devlet özü bir vasıta kollavatkan nurgun şirketlerini kollaş arkalık tökme kalıp mallarını Avrupa pazarlarına, dünyaya tökme kılgalık sebepten bu Avrupa'da bulsun, Avrupa bilen Xitay oturistik münasebetlerde bulsun. Veya ki başka devletlerde mi şu iki taraflık ticaret meselesi de devamlı oturuğu kuyulu atkan, bu adaletsizliğinin yok oluşu için, tohtuluşu için devamlı tirkişili atkan bir mesele bu. Fransiya Halkara Radyosu'nun 10. May'daki haberde bu kadar. Avrupa İttifakı öz bazarını koğdaş için Xitay'ın tokluk avtomobillerinin ceza tamojni beji ilişini planlıqallıqını elan kılan bozma bunu Germaniya'daki şirketler olsa hem Germaniya mı karşı inkas kozgan Germaniya Katnaş Ministeri Volker Wissing Xitay'a ceza tamojni beji kuyuşunu red kılan bulup BMW'nin baş direktörü mu bu mu tamojni beji yolu kuyuşu karşı çıkan çünkü bu yerdeki Germaniya'daki işlep çıkarıcılar çünkü hemimizde malum Germaniya'nın ki sanayet bulup mu avtomobilde dünyada nurgun devletlerde mallarına köp satkallık için, Xitay'a mı köp satkallık için ensirşi bulanın ki oturuğu koygan, işlep Germaniya'daki işlep çıkarıcılarının ensirşi. Eğer biz Xitay'a bu şekilde östürüp bu şekilde muamele kısak, Germaniya'nın işlep çıkarıcıları mı Xitay'a okşay şekilde bizden mallarımızda tamojni bejini, ceza tamojni bejini köplep koyup bizni ziyan kuşur degen şekilde ensirişinin bağlıqını oturup yuvatılamdı. Katnaş ministeri Volker bolsa bunu bu vaxt söz kılıp biz devlet işçi bazarının çekilişini halimemiz belki öz ara rekabetleşimiz. Şunun aşka Germaniya ceza tamojni beji arkalı iqtisadi uruş kozgaşının oranına halkarada adil ve kıyılıplaşkan rekabet muhitiği iyi buluşunu ümit kıldı. Biz mallarımızdan, hatta deydi ki, mahsulatlarımızın süp ticareti halkarada aldığı oranında durumuz biz. Şunun için bizimki ziyan tatiş ya ki başka Xitay'ın aldığı rekabeti yanlış meselesine bunda endişemiz yok da Germaniya'daki şirketler bunu oturuyordu. Lakin Avrupa İttifakı'nın bu umumi ağan kararı fakat Germaniya'yla alakadar kıldığım bir kararı mesela tüzülü atkan plan bütün Avrupa İttifakı'nın. Çünkü Xitay mı şu adır işlep çıkarı atkan nurgun bulup mu tokluk maşina mı yani teknik üskünlerine mi şu mahsulatlarını tökümü kılıp tökü atkallık için yani umumi cihette kokuşumuz gerekti. Şu an şu Avrupa İttifakı Komisyonu'nun ki reisi Ursula von der Leyen'i tamojni beji koşuş. Xitay'dan kilo atkan tökümü kılıp atkan. Bu nemege tayarlık bolgallıkını alı burun. Ve bildirip bu vakti dedi ki bizden yaktırmaydığımız Xitay'ın zor miktarda tuluklu mu pulga erişken tokluk avtomobillerinin bazarımızda büyüsüp gelişi özümüzden bu sahasını koğdap kılış için biz çokum yani bunun karşı köreş kılışımız
kerak degan shaklda ishbodi bildirdi. Yani bu Xitoyga bog'liq von der Leyen hammamizga ma'lum. Xitoyga bog'liq vaqtida bu masalani o'tirib qo'ydi. Xitoydagi Yevropa shirkatlarini ziyorat qildi von der Leyen bog'liq vaqtida. Ya'ni bu masala davomli o'tirib qo'yilayotgan masalada hamda buni biz planni tuzib bo'ldik degan shaklda buni o'tirib qo'yibdi. Albatta kelgusidagi kunlarda buning qanday natijalari bo'lganligini ko'ramiz. Xo'sh, ikkinchi bir xabarimizga o'tsak, yana shuningga munosabatli bir muhim xabar bo'lmi? Biden Xitoy mahsulotlariga tamojna bajini ko'paytirganligini e'lon qildi. Albatta bu Trump mazgilidan keyin Xitoyga berilgan eng cho'ng jazo bo'ldi. Tamojna baji jazosi berildi. Trump eng ko'p bergandi, ammo Biden davrida tunji qatim bundaq ko'p mahsulotlarga jazo berildi deb o'tirib qo'yilayotgan mutaxassislar tomonidan. Amerika prezidenti Joe Biden 14 may to'kliq avtomobil qarab qildi. Yevropada shuning masalasi shuning dadi yillardan buyon bo'layotgan Amerikaga qanday ta'sir ko'rsatganligini bu jiddiy his qilishga to'kliq avtomobil kompyuter o'ziki o'zak masalasini hammamiz bilamiz. Yillardan buyon butun Yevropa ham Amerika nurg'un cheklayotdi yuqori texnikalik shu o'zakka erishishini Xitoyniki. Kompyuter o'ziki quyosh energiyalik batareya taxtisi, halqiliq mineral moddalar va davolash uskunalari qatorliq bir qator Xitoy mollaridan elindigan tamojna bejining ko'rinarlik o'stirilganligini e'lon qildi. Albatta, tafsili xabarlarimizda ba'dox buyada masalan har bir to'kliq narsaga qancha baj ko'paytirildi. O'xshamaydi bir-biriga. Ba'zisiga 25, ba'zisiga 50, ba'zisiga 100 degandek baj ko'paytirilgan bu qatim. Biden Oqsaroyda qilgan so'zda aminat shuni isbotladiki, faqat raqobat adil bo'lsa-la, amerikalik ishchilar har qanday odamga qaraganda yaxshi ishlay oladi va raqobatlasha oladi. Bu masalada adolatsizlik yuz bermoqda. Uzun yillardan buyon Xitoy har xil kasbdagi shirkatlarga davlat mablag'ini kirgizdi. Xitoy oqsiq kap dunbisini silab Xitoylarning shirkatlariniki sen tuhmi qilib buzg'unchilikdan iborat narsa hamda Xitoyning qilayotgani. Biden Xitoyning o'z mahsulotlarini keng ko'lamda to'liqlimi pul bilan ta'minlab ishlab chiqarish natijasida xalqaroning ehtiyojidan eshib ketganligini, orqadan Xitoyning mahsulotlarini nihoyat tuvan bog'da xalqaro bozorga to'kkanligini, bu qilmish dunyoning har qaysi joylaridagi korxonalarning vayron bo'lishiga vayron bo'lish bilan natijalanganligini buni ta'kidladi. Biden yana Xitoyning aldamchilik qilmishini tanqid qilib, ya'ni bulam emasining jinoyatim nima deydi? Ba'zida ular to'r jasusligi bilan va arxivga elingan xalqaroda tunilgan boshqa vositalar bilan uch qashqari o'g'irlik qilmoqda. Dunyo biladi bu masalani o'ylab qo'ydi. Ya'ni nurg'un texnikalik mahsulotlarningki ma'lumotlarini nimishqa dunyo degan bir narsa ijod qilinib bo'lguncha uning saxtisi adsi ishlinib bo'ldi. Shu ma'lumot o'g'irlash uchun butun dunyoga yeyib atgan chaparmanlar va o'quvchilar va nurg'un setib olgan maxluqlar va bular orqali ya'ni o'g'irlik qilish masalasi dunyoga taniliq qolmoqdaniki. Bu masalasini yana uch qashqari o'g'irlik qilmoqda deb ayibladi. Baydenning 18 milliard dollarlik Xitoy mollariga tamojna beji ko'paytirish planining Amerika Xitoy umumiy savdo hajmidagi egallagan nisbati 18 milliard dollar bo'lgan bilan ikki davlatning o'rtasidagi umumiy songa nisbatan oz bo'lsa-mi? Lekin bu Xitoy uchun intan cho'ng masala, chunki Xitoy o'ziniki butun shu iqtisodni qutqizishda tashqi savdoga tayangan bir davlat bo'lganligidan bu Xitoy uchun cho'ng masala deb bu o'tirib qo'yilmoqda. Biden hukumatining yangi tamojna beji qarori o'z navbatida Xitoyning Sharq Turkistonda zavod korxonalarini qurib, Uyg'ur majburiy amga kuchlarini ishlatayotgan yangi energiya sohalariga mu zarba berishi aniq ekanligini aniq deb o'tirib qo'yilyotdim. Amerika taratqoqlari Baydenning 18 milliard dollarlik qimmatidagi Xitoy mollariga tamojna beji ko'paytirish qarorining shu savdo hajmining oz bir qismini egallasa ikki davlatning, ammo Xitoyning to'kliq avtomobillarini Amerikada to'kma qilib setishni butunlay to'sadiganligini bildirishmoqda. Bayden hukumatining tamojna beji qarori Xitoy to'kliq avtomobillarining Yevropa bozoriga kelgunda eqib kirishi birinchi xabarimizda sunduq. Ya'ni Yevropa bozoriga kelgunda eqib kirishi Yevropani intan andishlantirayotgan bir paytda Baydenning bu qarori e'lon qilindi. Shuning bu albatta Amerika o'zining ittifoqdoshlarini ham o'zi bilan bir saf tutirishga jiddiy shaklda chaqirayotgan bir davlat. Hozir bu plan qilganda Yevropa, demak Amerika qarorini e'lon qilib bo'ldi. Endi buning mutahammak tez sur'atda ijroatga o'tadiganligini so'zlanyapti. Yangi tamojna beji plani Xitoy to'kliq avtomobillaridan elindigan tamojna bejining
4 hissede köpüyüşüge, türtkü bulduğum bulup, Xitayının ihtiyacını artıq məhsulat işləb çıxırıb, dünya iqtisadı xalıp yetküzüş bilən agahlandırıb gelgen Biden hükümetinin bu kararı, bir haberden beşi digilimdək, Trump dəvridin başlab, yani bu sabıq prezident Donald Trump dinkin, Xitay məhsulatlarına ən çox tamojini beci cəzası edib qaralmaqda və bunun Amerika-Xitay arasında əsl dildə kəskin bulub atqan bu yirikliş münasibətindən bundan kin bu sürgülüşlərinin texamı kəskilləşidiganlığı oturu qoyulmaqda. Dexim bək əlbəttə kəskillə sündəyimiz, çünki bu dünyaya bala bulub atqan Xitayımdır. Xitay baş ministri Şərq Türkistanğa berib cəza yürgüzülgən şirkətlərini ziyarət qıldı. Putköygən toxudak Xitay özünün qarapaqaydı. Şirkətlərinin axırda hər türlü cəzala bizim Şərq Türkistandiki Xitayınınki bunun püşqaqları həmmiyəgə yeyib ətkən vətinimizin hər tərəflərgə nini xalqımızını, yaşlarımızını müşür neçə illərdən bir ceza lagiri siyasını oturuğa çıxırıb bikarlıq məcburi işildi vatqan bu məsələ kürmən qətim oturuğa qoyuldu həmdi. Müşür şirkətlərini əlbəttə nurğun şirkətlərinin ceza verildi Avropa tərəfindən, Amerika tərəfindən. Bu ceza verilgən şirkətinin hər daim Xitay ilgir müşündə qıqan, hazır müşündə qılvatıdı. Bu ceza verilgən şirkətinin kəyini də mən badəb Xitayın ədə müstəhkəm put deyirəb duruş üçün Xitay barlıq kükü ilə bu komünist rejimi bunu qılvatıdı həmdi. Bu qədəmə Xitay baş ministeri Li Qiang tuyuqsız Şərq Türkistanda ziyarət bulub, ziyarəti bulub Amerika tərəfindən qarı tizimlik kirgüzülgən Xitay şirkətini ziyarət, məxsus ziyarət qıldı. Bu Birləşmiş Səhər Gəzisi 10-cu maydakı xəbər. Li Qiang Şərq Türkistanda 3 gün ziyarəti boğan. Bu cəriyəndə içki və taşqı cəhətin eçib etişini, xalqara alaqını küçəydiş, qəribki eçilğən kövrük beşidiki istihkan bərpa qalış qatarlıq səfsətlərini təkrarıldı oxşaklam. Li Qiang yana 4 yıldın beri Amerikanın cəza tizimləki turbatqan Xitayının uzun yıllıq toxumuculuq şirkisi boğan Jida Qorohinin Şərq Türkistandiki tarmaq şirkitini ziyarət qıldı. Li Qiang Amerika Soda sahəsində qarı tizimlə kirgüzülgən şirkətlərini ziyarət qılışda Şərq Türkistanda ticarət qılıbatqan bu şirkətlərinin qanunluq işgəlilikini müəyyənləşdiriş. Dünyaya bəməkçi olan uçuru bu da Xitayın hamdi. Mənba bunun keyində bu şirkətlə qanunluq obudum. Və itiraf qılğuluş başqılığa həm. Bunda dərəcədə. Şunumla birgə Amerika Şərq Türkistandakı insan haqları məsələsini tutuq qılğan asasda Xitayğa besim qılıbatqan bir paytda məzkur ziyarət arqılıq Birləşkən Dövlətlər Təşkilatıqa Şərq Türkistanda taşqı dünyaya eçib etiş tədbirinin özgərməydiqanlıqını körüstüş arqılıq xalqara cəmiyyətinin küzünü boyaşqı orundu. Əlbəttə, cəzağı uçurğan şirkətlər var, uçurmağan normal şirkətlər var, həmmə çoğun şirkətlərini ziyarət qılıb. Sözləyə atqandığımız xalqara yüzlünümüz, acımız obudu atılma, baş minister dərəcəsidir ki, bu uçurunu bəyəndikin, bir yədə həmməsi gə, xalqara Birləşkən Dövlət Təşkilatı bunda bir uçur vəməkçilik Xitay. Xitay Axbarat Vasitələri Li Qiang atanmış Uyğurabdın Rayonluq Partikumunun sekretari Maşonu və başqa əməldarlar bilən Ərgün Dünyazım var, müşünləmi də. 7-ci maydan 9-cu məqişə Şərq Türkistan ziyarət qılığan. Xəbər qılınışa bu, Xi Jinping 23-cü aprel Çongçıngda yığın açıqan dinkin, yığın çağırıb atanmış Qərb rayonun tərəqiyyatını ilgiri sürüşləb Xi Jinping yığın açıqan dinkin ki, Li Qiangın tüncü qədim Şərq Türkistanda ziyarət qılışı hesablındıkən. Bildirilişdə Li Qiang ilgiri kiyim bulub, Ürümçi Sancı qatırlıq rayonlarını ziyarət qılığan. Bu cəriyəndə dehqançılıq, toxumçılıq, texniki, energiya və ximiyyə buyum qatırlıq sahələrdəki nurğun şirkətlərdən işləb çıxırış, tədqiqat əhvalını təkşürgən şirkətlərinin ki, Mavuşu, Yida Qorohinin ki, ziyarət qılığan, cəzaq uçurğan şirkət abayı qısı. Məlum bulışı, 2020-ci ilə Xitayının dağınlıq toxumçılıq sənayeti şirkəti bolğan Yida Qorohi, yəni cəzaq uçurğan bu quru, Amerika Suudi Ministerliq tərəfindən Uyğur məcburi əmgikini çəkiləş qanunuğa əsasən qarı tizimliki kirgüzülgən bulub, məzgür şirkət şu 2020-ci ildən buyan Amerika və Yavrupadiki nurğun xilidarlardan ayrılıb qalğan bir şirkət. Xitay bunu ziyarət qılışı arqılıq, bunun dolusunu silahatı dəmdi, mən bağa qanıdı. Xoş, Bengallıq YouTuber Uyğurlarının növətdiki ekinəşliq əhvalini aşkar ildi. Əlbəttə, qadirli körülməlirimiz, bununla oxşaş xəbərlə
Xitay saxta orullarını, caylarını tayyarlab, nurğun ya muhbirlar olsun və ya ki nurğun öməklərini xilma-xil dövlətlərdən davamlıq təşkilləb, köz boyu atıdamdı. Və müstəqil bağlıların bəzi aldığını qovatqan YouTube'da fikirlərini görmüsəmdir. Müstəqil bağlılarının mı? Bəzi də həmin əsli normaldiki dək aşında fikir verib YouTube'a çıxan. Əqıllıq boğalları, biraz işinin əhvalını bilməkçi olan çöküləb baqay digərlərinin həmməsi bir yerdəki bulub atqan, Xitay bugün dünyaya təşviq qılıb atqan bütün saxtı təşviqatlarının əmiliyyətdə bütünlə yalğan hikayələrini bunu üçün də sınla aşkarlaq qoyuyordu Xitaydan. Bu mu şu bingallıq bir YouTuber, yəni İslami Hayat Programı İslamlıq bir YouTube kanalı qurğan bir kişi, biz onu şu Ürümçidə ziyarətdə olub, yəni bütünlə bu Müslüman bir neyim boğandikin, bu Xitaydaki Hatta Nurgun haberlerim çıkan, Assalamu Aleyküm deme diyemeydi. Aşınımı deyiştim, korkaydıgan kılı ve tıklık bu uyğur halkımdı. Bu uçurlarını bilgen dekim bu. Ben bu şu Müslüman halı koyan dekim bunu da muşu. Müşünün soraş arkalık ulanın bir iş badesini hep bakaydı koçuda. Ürümçedeki muşu halkara çoğun pazarını ziyaret kıganımdı bu kişi. Bu kıskı videonu hem beherligen dekim. Bir yerdeki Nurgun kişilerindeki kandak yani halkımızdaki Qaysı şəkildə, YouTube-da, əsli YouTube-da uzun bir nəsə, biz xəbərimizdə qısqı bir şəkildə bir qançı kişi bilən ziyarət qılınan yerini, ziyarət qılınan yerini, onların bəqən cavabını avazlıq şəkildə bəydiq. Şunu anlayıb ötəklə, onu gəldim, onu üstü gəbərə. Aşqarlıqan edəyə. Salamu aleyküm. Qonu utturdu içinə. What is your name? Name? Qahar. Qahar? Ha, Qahar. Kahar. Kahar. Kahar hocu o nam. Okey. Müslüman. Müslüman. Elhamdülillah Müslüman. If I say Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bola jabe na? Assalamu aleyküm bola jabe na? Oo re o bolche na ekdom bola jabe na kono awaz dewa jabe na? Okey. Ekdom bola jabe na amake bollo je ekhan theke ber hoye jete kono bhabe bola jabe na. Okay, Rahmat, Rahmat, Rahmat. Thanks. Assalamu alaikum. Matha narche kintu she kokhono kono bhab. Hello, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. She bujhte thai dadi ache ei bhabe please. Are you Uyghur? Uyghur. Assalamu alaikum. Yaxshi. না দেখলেন আই সে আসসালামু আলাইকুম না সে উত্তর দেবে না না উত্তর দেবে না সে উইগুর কি ওলা পকাইলা মা ও টেলিভিশন দেখি মাসেন বরনকে 2016 লা 2018 নি আরলাকে দেখি কর্নিশলে বরন টেলিভিশন দমর রিয়াসাতচিলামি আসসালামু আলাইকুম দে বাশলাইতি সোজনি বুলামি 2018 দিন বাশলাব পুতুলদাই উ সালামনম দিয়ামাইদগান শেকলদে Assalamu alaikum, hürmetli televizyon köyücüler. Adem ve Tabiat programımızın görüşmelerini karşıladınız. 2018. Hürmetli televizyon köyücüler, yakışımızda. Adem ve Tabiat programımızın görüşmelerini karşıladınız. Bana Xitay dediğim bu numusuzluğun, bu tecavüzcülerin nesli, bana bu cülerin nesli, abayıkı baştaki halkımızın ki çıray ihbarisi harap bakaylamdır. Biz yani aklımızı bilsek bu millet Her kandak sorunda çoğun küçük birbirine yani Esselamu Aleyküm bizden kan kınımızı sınıp gitken bu milletin yani en normal bir turmuşumuzdaki bir nesil var. Normal ya mesela başka dünyanın başka yerlerdeki de naidi dindar kişilerle şildirilen bir nesil var. Yani. Bizden bütün milletimizden tamamen çoğun küçük dindar hatta dinsizlerden tatip yani. Dinsizleri bozu mu? Yani normal bir Uygur halkının Medeniyetine ayınıp gitken bir salamlaşış adetimiz devamdı. Her kanda buraya girsek, küçük ballarımız mı? Esselamu Aleyküm de salam verdi. O da bu hayal. Muşu derecede Muşların çıray işbadesidir. Bu halkın kayağı apır ve etkenlikine hıtayın ki. O da bu hayal. Bu katlık bizim, bu cezala bulmuşsa, Muş halkımız Esselamu Aleyküm bilse ama bakın, din budum ben, düşenmeyme deydiğen bir halk mı biz yani? Ha? O da bu hayal.
Yani bu Xitayning uçuk cinayetleri. A hocayın ayal mı? İşlavatka aşbazgı mən dedi. A İslamu aleyküm ve rahmetullah diye gəpti anlap bu uçuk şu an mən onda qıma dedi. Cevap bəyme dedi. Açıqlı dedi xanin ki. A aşbaz balığa. Nemiş qonun gəp qılsa o da. Kur'an rahma ipadın. Sen nemiş qonun qılsa digən bir gəplə başlayalım. Yani bu mu bir cinayet sanıldığan dereceye verip ketken bir vaziyette yaşıyoruz. Bir çare halımız karabı kaylı yani. Uygur Çülen Nimper Kuma, Esselamu Aleyküm Nek yani. Biz devamlı günlük turmuşumuzu işletilen bir söz bu. Hiç kanda bulmadan da çünkü üstüde besin var bu bir çare halkımızın ki. A Tiluzur'daki özününki, Tiluzya kanallarındaki ekvallah karabı kaylı. Bütün riyasetçilerimiz her kanda nakşul faaliyetlerde olsun mu? En aldığımdan sahneye çıkıp bunu sunattı. Hemimiz bilmez ki bunu. Demek bugünkü ekvalda bu ekval geldi. Bu numussuzlar yani numus kınmasınmış İslam dünyasını her kıl ömeklerini ekip çakırıp müşahede bütün dini erkillik hemen hepsini yol koyduğunu karab yıkanılmış şimdi Müslümanlar diye andak güldek yaşavatın mandak güldek yaşavatın. Bu sefsetin numus kınmayı bunu oturup koyalaydım. Bana bu şimdi ömeklerini, mescitlerini sayat oranına özgürtildi gelmedi. Apırıp şeye gel. Tohtumayı bu teşvikatını kılmadım. Ama en akıllı bir Esselamu Aleyküm diyen kişi, cinayetçi bulunduğun, ayıplandığun, o tutkun kılındığun bir vaziyette halkımız salamını verenmeydiğun derecede yaşayordu. Ve bu numussuzla tohtumay, özünün teşvikatını kılıp, dünyaya özünü bu tohtavsız birilvatkan bu cezaların kaçış için, özünü kutkuzuş için, hiç kandak şıkımağınlıkını bildirip, ben o şunlaki aldamçılıkını tohtumayı devamlaştırıyordu. Öyle bu kaydı. Mingin içinden birisi çıkıp dünyaya çıkan şu görünüşle. Hatta ki şu yakında şu Mısır Mayad'ın mescid şu 3-4 yılının içinde 16 bin artık mescidini çıkıp etkildik biz haberimizi. Şu gündelik haberimizi tefsili halette verdik. Bu şey yakında Gulci'den alakalışıp Gulci tarafından ağa malumatımızdı mı? Her kandak bir mescitte her kandak bir rayonda mesela 4 mescid olan olsa onun üçününki en çıraylık, en isil, en merkez rayon sayılan mescidin hepsi çıkıp etilgenlik ya. Yani bir vasıta ağa malumatımız bu. Ya, çet, mahallenin içindeki en kona aşında mescidin birisini şu köz boyamçılık için kaldırıp koyuluk Allah'a. Ama hiç kandak bir kişinin ne yaş ne kere o mescidki kadem besinin mümkün emezdikin dedim. Bu yılladım bir yan buluvatıdı dedim. Ya bu bir kaç yıldır bu yan boğan bir iş emas bu dedi. Öyle bu kayda. Hiç kim kirmeydi camiye. Mescidki kirdi digerlik. O özünü aşkarı koyup, ben beni tutup geçsem buldu da digerlik. Şu an halkımız hiçbir şekilde kiremeydi mescidki. Diyen gafını kıldı. Öyle bu kayda. Nurgun yani bu rezillikle, bu numussuzlukla bizim vatilimizde devam kılıp atkan insanın, anlısı insanın biz yakında inşallah bunun tefsili haber verimiz. Bu yanıdan ağa malumatımız ne? Günlük haberimizde tefsili alet tutsunuz. Bir müncü malumatla var. Bir vasıta şahitle, cezalagırga yetip çıkan bir şahitin aldık bu malumatını. Hoş, yeni bir haberimiz gelsek. Angeliya Xitay baş elçisini ciddi çakırdı. Yani şu numussuzluk sebebidir. Ne bu? Setçilik, beşemlik, ahlaksızlık. Dünyada ne güvasan şu rezillik onu tatırıp çırayı tatağa kaldırdı. Hiç kandan esni itiraf kılmaydı. Ama bu yada Angeliya'da, Angeliya Taşkı İşler Vazareti 14. May, Xitay'ın Angeliya'da turuşluk baş elçisi Cengzi Guan'ı çakırtıp, Hong Kong'un Çetel İstihbarat Organı için Angeliya'da casusluk faaliyeti bilen şugulunup, Angeliya'nın 2023 yıldaki devlet bir hatarlı kanunluğa hılaplık kılıç bilen ayıplengen 3 casus hakkı da narazılık bildirgen Angeliya Taşkı İşler Vazareti. Bunu çakırıp bunu imiş tepki. Ma 3 Xitay, Hong Kong'lu Xitay'la bu Muşu baş elçiden, Cengzi Guan'dan casusluk dili o sakıda düşünce bir işini talep kılgan. Bu vaka hakkında Angeliya hükümeti düşen bir günü 3 kişinin devlet bir hatırlı kanununa hılaplı kılış, Hong Kong istihbarat organına yardımlaşış ve çet devlet işlerine arlaşış kılmışı bilen eğipligen. Bu üç kişi şu rayondaki şu günü London'daki sot mahkemesi sotunup kepelik koyup verilgen bolsun ama onlardan çigradan çıkışı çekilen bu mahkumlar.
Mezkur 3 kişi akbarat toplaş, Angliyadaki Hong Kong istihbarat organına yardımlaşıp, nazarat kılış, aldamcılık kılış, kılmışı bilen, kılmış sebeplik ayıplengen. Onlar asasen Angliyada panahlık tilap turvatkan faaliyetçi ve demokratçıların nişallab, onlarga münasibetlik, uçur ve akbarat toplagan. Hatta onlarının öylerge bösüp kirişkice urunugan hemde. Hong Kong'un baş icraiye emeldarı Li Jiaqiao bosucu, buna tutulup sonra kılınan deyken, Seyşembe günü, Hong Kong'un Angliyada duruş, ixtisat ve soğudu işkansını akıl deme mahluk mu? Özünün alaylı hükümet üstünden kılınan her kandak uğrunsuz ayıplaşlarını, bütünlüğü rahat kıldığallıkını, kabul kılmaydığallıkını deva kıldı. Klasik Hıhtay'ın teniviliş numutsuzluğu hem bu. Hıhtay Taşkışlar Ministerliği bayan açısı Wang Wenbin mu? Vay alını kaldı deyip akbarat ilan kılış demesi de. Yani şu özünü aklıp Angliya tarafından Hıhtay'a karıcaplıkallıkı. Maşallah. Yani devamlı Hıhtay'ın kim bir nasıl yapıksa numutsuzluk edin bire rezillik edin. Bu ahlaksızlıkların birini başka bir devlet tutuvağın hemen şu hemen bu dap yüzlü çıkıp lan karı çapıldı demeğine de tutur oldu dedi. Hıhtay'ın dünya körenmeyi demez mi çünkü yani? Hıhtay'da bir isil millet yok. Hiç kim körenmeydi Hıhtay'ını. Şu an şu, hem dünya, medeni dünya hemisi Hıhtay'ı karı çapılaş için keç gündüz tırışkallıkını deva kıldı. Hıhtay'ın bunun kat'i karıştırdığı Angliya hükümetinin Hıhtay'ı buralarının kanuni hak hukukunu, kokuluş gerekliliğini hakkıda carisi edip numutsuzlarca bu bayanatını ilan kıldı. Ve biz şembe gündeki haberimizde Avustralya'da 15 yıl Hıhtay'a casusluk kılan bir Hıhtay'ın özünün casusu ve Avustralya'daki kandak rezillikler Hıhtay'ın özünün buhralarına bizim o belge ücretik film taktıldı. Biz haber edip verdik şembe gündeki haberimizde, gündelik haberimizde. O rezillikim o dünyaya, yani Hıhtay'ın özünün halkı gibi kandak öktüçü, yani Hıhtay komünistlerinin halimeydiğen şu buhralarına mı, Avustralya'da nimelen kandak rezilliklerini kılıvat kallıkını, Hıhtay'ın bir 15 yıllık casusi başkakan bütün ceryan işlenen bir film ilan kılındı. Demek ki, şimdi rezillik, şimdi ahlaksızlık, künde aşkı ağırlığını duruyordu Hıhtay'ın ki. Hoş, Putin'in ki kese kemdi, Putin, İki günlük Hıhtay ziyareti, resmi devlet ziyareti kalıp bu yerde naiti dağı doğu bilen kütü elindeydi Putin. Yani biz karaydıgan bulsak, bunun aldırılan biz Abdülhak haberimizde bir kanca yaptı bedik. Amerika Taşkışlar Ministeri Antony Blinken'in kandak kütü ağalıkını eslanla. Yani onun aldığı hiçbir nesil sanmazsın. Yani en tüven seviyedeki seviyede, en tüven seviyede kütüvaldı. Nait soğuk bir şekilde. Ama Putin de bütün aerodromdun kütüvağından tahtıp, onun her bir Beijing'deki resmi murasim ötküzüp kütüveliş bolsun. Yani alayda bu katım Hıhtay resmi özününki Rusya tarafıdır. Rusya ile her kandak meselede birgi turuvat kallakını dünyaya kayıt bir katım ispatlı dedi sefim buldu. Çünkü bulup mamış o Azeri Avrupa'nın ki, Rusya'nın ki, Ukrayna'ya hücum kılışıydı ki, Hıhtay'ın almış Rusya taraf tutmaslık, onun nurgun nesli yerden vermeslik, astırıttım bulsun. Bu meselen oturup kıyıp kilo atkan. Hıhtay bulsa Azeri'ye teni verip ben onu resmi şekilde onu kımıdım, bunu kımıdım defkegen bulsun. Bu katım resmi nurgun nesline itibakla imza alışıp bir yerde, stratejilik münasebetini tekimi yukarı peldege, kötürdü bu katım resmi şekilde ve şu Hıhtay-Rusya münasibetini tenişlik küçü de batıdı. Yani tenişlik küçü olamış. Yani biz dünyaya tenişlik epkilimiz demek ki değil mi bu? Biz birleşsek, biz küçlensek, biz dünyaya tenişlik küçü olumuz demek ki değil mi? Ve ikisinin yani Hıhtay-Rusya münasibetini tenişlik payıdılık devlet münasibeti de haber kılgan Xi Jinping'in bu katımkı ziyareti de. Ve Beijing'de Xi Jinping bilen görüşken Putin, Hıhtay tarafını Rusya'nın Ukrayna'daki uruşunu tekimi köp kollaşka kaili kılışka tırışkan. Garip kolluma devatı ya, Hıhtay'ın besim kılvatı da mesela. Tekimi kolladı. Mezkur iki günlük ziyaret Putin'in üçüncü ayda kayıt sayılanğandı bu yankı. Tüncü katımlık çetel ziyareti bulublu kalmay. Kıskığına altı ay içi de Hıhtay'ın ikinci katım ziyaret kılışı hesaplandı.
16 may aytgan Xi Jinping Beijingda dog'dog'liq kutib olish marosimi o'tkazgan bo'lib, Tiananmen maydonidagi Xalq saroyida Putinni kutib oldi bu yerda. Xitoy tashqi ishlar ministrligining xabariga asoslanganda, uchrashuvda Xi Jinping Xitoy-Rossiya munosabati ikki davlat xalqlarining asosiy manfaati uchun xizmat qilib qolmasdan, balki tinchlikka foydalik deb o'xshash safsiyati jar soldi. Putin bo'lsa, suhbat jarayonida ikki tarafning quyuq munosabatini xalqaro vaziyatni muqimlashtiruvchi omil biz deb buni o'tirib qo'ydi. Xabarda yana Xitoy navbatdagi g'arbning qattiq jazosiga uchragan Rossiyaning iqtisodiy jon tumur bo'lib qolganligini. Putin bo'lsa Xitoy safariga yo'lga chiqishdan bir necha soat burun Rossiya armiyasining Ukrainadagi hujumining ilgirlash ahvolini maqtab Xitoyga ziyorat qilishdi. Xitoyga ziyoratini boshlashdan burun Rossiya armiyasi Xarkiv rayonidagi nurg'un joyni egildi. Qo'shinlarimiz har kuni har qaysi jang liniyalarida ilgirlamoqda deb bu bayonotni e'lon qilib o'tib Xitoyga safarini boshlagandi. Demak, bu qatim hattoki nurg'un analizda bo'lyapti hozir. Kanallarda muzokara, nurg'un suhbat programmalari bo'lyapti. Endi Xitoy buni deki, masalan, bu ikkisi jiddiy strategik munosabatni nurg'un kelishimlarni tuzdi. Tayvanga hujum qilish masalasi Xitoyningki texami yaqinlashdi mo hozir buni deki masalada. Bu masalalarni analiz qilinyapti albatta. Bu ziyoratning natijalari oldimizga keladi, texambek o'tirg'i chiqadi albatta. Xo'sh, demak, qadrli ko'rmalarimiz, bu haftalik xabarimiz bulardan iborat. Alloh umr bersa, atki kundalik xabarimizda va hafta oxirida haftalik xabarimizni ko'rishguncha aman bo'g'ichlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakotuh.